Bolluk bereket çalışmamızın 15. günündeyiz arkadaşlar. Kendinizi hazır hissediyorsanız başlayabiliriz. Birinci gün niyetimiz için başlıyorum arkadaşlar. Arkanıza yaslanın. Rahat bir pozisyonda oturun lütfen. Sırtınız dik olsun. 5 dakika boyunca burada dinleneceğiz. Niyetinizi yaparken gözlerinizi kapatıp elinizi kalbinizin üzerine koyabilirsiniz. Bilinçaltı ve bilinçaltı katmanlarımda var olan, bolluğun bana akmasına engel olan tüm negatif duygu ve düşüncelerinden özgürleşmeyi niyet ediyorum diyerek niyet ediyorsunuz. Bilinçaltı ve bilinçaltı katmanlarımda var olan, bolluğun bana akmasına engel olan tüm negatif duygu ve düşüncelerden özgürleşmeyi niyet ediyorum. Siz niyetinizi ettikten sonra nefes almaya devam edin. Burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan yavaşça verirken zihninizde düşüncelerinizi gezdirmeye başlayın. Yoksunlukla ilgili ne tarz düşünceleriniz var? Gün içerisinde kullandığınız kelimeler, cümleler, daha çok atasözleri, mevcut negatif direncini fark et. Fazla mal haramsız olmaz. Para kötülüklerin anasıdır. Sıklıkla paranızın olmayışından dertlenmek. Param yok. Olsaydı keşke. İhtiyaçlarımı karşılayamam. Gücüm yok. Borcum çok. Şanssızım ben. Parası olanların huzuru yok. Elinizde olanları değil hep olmayanları görmek. Sürekli eksiklere odaklanmak. Paraya pula değer vermem ben demek. Bu cümlelerin hangisini daha çok kullanıyorsun? Zihninde döndür. Cümlelerin farkında ol. Annen, baban, eşin, arkadaşların, yanında yaşayan insanlar, sürekli görmek zorunda olduğun insanlar. En çok bu cümlelerin hangilerini kuruyor ve sen hangilerini onaylıyorsun? En yakınında olan insanların kurduğu cümleler bir süre sonra senin inançların haline gelir. Ve bu cümlelerin sana kurulduğu anları, hatta doğru olarak ispat edildiği anları hatırlamaya çalış. Bu cümleler sen kafanda yankılanırken, bütün bedenin boyunca duyguları ve bu duyguların sonuçlarını yaşamaya çalış. Ve bu duygular dağılana kadar nefes almaya devam et. Sen nefes aldıkça bu duygular yavaş yavaş dağılacak. Sen nefes almaya devam ettikçe kurduğun o negatif cümlelerin enerjileri, yükleri senin vücudundan yavaş yavaş uzaklaşacak ve dağılacak. Derin nefes alıyorsun. Bu cümlelerin her birisini tekrar ederek aslında hayatımızda gerçekliğini biz yarattık. Ve bu cümleleri değiştirerek hayatımızı yeniden değiştirme gücü bizim elimizde. Cümleleri bulduğuna göre ve yavaş yavaş vücudundan dağıldıklarına göre. Şimdi hayatında istediğin bütün şeyler için arzularını hissetmeye çalış. Hayatında neler olsun istiyorsun? Para, sağlık, neşe, arkadaş, eş, araba, çocuk, konfor, lüks, seyahat belki. Hayatında neler olsun? Bunların her birisini zihninden geçir. Sen bunları zihninden geçirirken frekanslarının vücudun boyunca titreştiğini hisset. O arzuyu hisset. Bunları ne kadar çok istediğini hisset. Tam bir coşkuyla yaşa onları. Bütün isteklerin, arzuların ve gelecek için hedeflerini hatırla. Her bir duygun, her bir isteğin
titreşiyor şimdi avranda. Her bir isteğini tek tek hisset. Her bir arzuna ulaşmış halini gözünün önünde getir. Hisset. Ve bu his dağılana kadar aklında tut. Tüm hayallerine ulaştın. Tüm hayallerini tek tek zihninde yaşa. Tüm isteklerini tek tek zihninde yaşa. Yavaş yavaş dağılıyorlar. Şimdi şu ana gel ve hayatında olan tüm zenginlikler için şükretmeye başla. Hali hazırda tezahür etmiş bütün bolluk için minnettarlığını hisset. Sahip olduğun şeyler, kişiler, deneyimler, arkadaşlar, sevdiğin kişiler, onlar için coşku duy. Her birisini tek tek hatırla. Her birisini tek tek hatırla. Yüksek bir coşkuyla an. Sahip olduğun kişiler, deneyimler, arkadaşlar, sevdiğin kişiler, sahip olduğun bolluk, bereket, zenginlik, neşe, sağlık, her birisini derinden hisset. Her birisine teşekkür et. Tüm bu coşku duygusunu en yüksekte yaşa. Kendin hazır hissettiğinde derin bir nefes alarak gözlerini açabilirsin. Önemli olan bu şükran duygusunu tüm günkü aktivitelerine aktarabilmen. Yarın görüşmek üzere.